Anadolu'nun bağrından dünya şampiyonluğuna uzanan bir başarı öyküsü bu. 5 yaşında kurduğu hayalden asla vazgeçmeyen bir çocuğun, bir gencin, bir babanın hikayesi. İz bırakan sporcuların bu bölümünde güreşte Avrupa'nın madalya canavarı Rıza Kaya Alp'in hayat hikayesine ışık tutuyoruz. Rıza Kaya Alp, 10 Ekim 1989'da Yozgat'ın Kavurgalı köyünde işçi bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Hayatta ne olmak istediğini küçük yaşlarda fark eden, büyümüş de küçülmüş denilen çocuklardan biriydi. Bilen bilir, Anadolu'da iri çocuklara pehlivan derler. Rıza da küçükken biraz yapılı olduğu için onu pehlivan diye çağırırmış köylüler. Bu lakabını çok seven Rıza, ta o yaşlarda akranlarıyla güreşmeye başlamış. 30 kiloyken 50 kiloluk buğday çuvallarını kaldırıyordum. O gücü çocukluğumdan beri kendimde hissediyorum. O yüzden bir şeyleri kaldırmadan duramıyordum diye anlatıyor o yılları. 11 yaşına geldiğinde annesine ben güreşçi olmak istiyorum diyen bu kararlı çocuk, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nin seçmelerini kazanarak dünya şampiyonluğuna doğru giden o uzun yolda ilk adımını attı. Kolay değildi tabii. Yaşıtlarının oyunlar oynadığı, akşam evlerine dönüp annelerinin yaptığı sıcak yemekleri yediği o yıllarda Rıza yatılı okulda okuyor, her gün saatlerce antrenman yapıyor ve aradığı şefkati devlet anadan karşılıyordu. İnsan sevdiği işi yapınca o şey iş olmaktan çıkıyor ve günlük rutine dönüyor ya, Rıza içinde güreşe döktüğü her ter damlası ona nefes alıp vermek gibi geliyordu. Bu kadar disiplinli ve istikrarlı çalışmanın bir karşılığı olacaktı elbet. Takvimler 2005 yılını gösterdiğinde Rıza Kaya Alp, 16 yaşında katıldığı ilk Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olarak emeğinin karşılığını toplamaya başladı. Devamındaki her yıl katıldığı uluslararası turnuvada mutlaka bir derece alarak güreşte Avrupa'nın en başarılı isimlerinden biri haline geldi. Onu rakiplerinden ayıran özelliği fiziksel özellikleri diye düşünebilirsiniz. Bakınca 1.82 boyunda ve 130 kilo devasa bir sporcu. Rakiplerini adeta bir çuval gibi oradan oraya savuran bir adam sonuçta. Ama onu rakiplerinden asıl ayıran şey motivasyon kaynağı. Kendi sözleriyle aktaracak olursak, benim en büyük motivasyonum beni köyden alarak güreş eğitimi veren, yediren, içiren ve her türlü ihtiyacımı karşılayan devletimiz. Devletimizin desteğiyle buralara geldik. Karşılığını şampiyon olarak ödemeye çalışıyoruz ama onlar da şampiyonluğun karşılığında bizi ödüllendiriyor. Dolayısıyla ne yaparsam yapayım devletimin hakkını ödeyemem diyor. Devletine karşı duyduğu vefa duygusu onu öylesine motive ediyor ki karşısına çıkan tüm rakipleri devirmenin bir yolunu buluyor. Zaten tek isteği madalya kazanmak olan bir sporcu bu başarılara ulaşamazdı. Bir tanesi hariç hayalini kurduğu tüm başarıları yaşadı Rıza. Yıllarca denemesine rağmen olimpiyat şampiyonluğu hissini bir türlü tadamadı. Bazen talihsizler yaşayıp erken veda etti, bazen de kıl payı elinden kaçırdı. Yine de pes etmedi ve 2023 yılında da Avrupa ikincisi olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Olimpiyatlarda da altın madalyayı kazanarak bu gururu ülkeme yaşatmak istiyorum. Olimpiyat şampiyonu olana kadar pes etmeden var gücümle çalışacağım. Rabbim inşallah onda nasip eder diyen Rıza Kayal bütün konsantrasyonunu olimpiyatlara vermiş durumda. Hiç şüphesiz bunu da başaracak ve al bayrağımızı göndere çektirecek. Dile kolay 5 dünya şampiyonluğu, 12 Avrupa şampiyonluğu, 3 Avrupa ve Akdeniz oyunları şampiyonluğu, 2 dünya kupası, 51'i altın olmak üzere toplamda 66 madalyayla Rıza Kayal atasporumuz olan güreş tarihine unutulmayacak bir iz bıraktı.